Pluto uzun süredir beklenen bir animeydi. Sonunda da Netflix'e geldi. Biz de izledik. Bence müthiş bir iş. Şimdi bu videoda size biraz geçmişinden bahsedeceğim. Nereden uyarlandı, kim yazdı, nasıl çizdi. Sonra hikayeyi konuşacağız. Genel olarak spoiler olmayacak. Belki bir iki yerde küçük spoiler olabilir. Oralara zaten uyarı atacağım. Korkmayın. O yüzden videodan kaçmanıza gerek yok. Şimdi Pluto nedir? Pluto aslında benim de 5-6 sene önce mangasını okuduğum müthiş bir eser. Ama geçmişi... Bayağı geriye gidiyor. Osama Tezuka aslında Astro Boy'un yaratıcısı hatta manganın da babası olarak kabul edilen Tezuka'nın Astro Boy eserinin 1952'de yazdığı bu eserin Urasawa tarafından günümüze yeniden uyarlanması hatta bugünün bakışıyla, bugünün dünyasıyla, bugünün dönüm noktalarıyla yakın tarihin daha doğrusu dönüm noktaları yeniden uyarlanması. Tezuka neden önemli bir isim? Zaten Astro Boy bilim kurgu içeriği olarak da çok önemli bir iş. Onun yanında hepimizin çok iyi bildiği Line King'e ilham vermiş aslında Kimba'dı White Line da yazan kişi Tezuka ki bunu resmi olarak kabullenmediler ee, belki bir gün kabullenirler. Princess Knight yine cinsiyet rollerini daha o dönemden tartıştı ve ...başrolüne bir kadın e, karakter eklediği bir manga ee, ve hatta genel anlatı şeklini manga'daki anlatı şeklini ilk şekillendiren işlerden de biri Princess Knight. Tezuka işte böyle önemli bir isim. Acaba o dönem böyle ellerde de eller Japonyasını bitirdim be dayı ulan voklaştırdım bizi demişler midir bilmiyorum belki demişlerdir. Pluto da Astro Boy'dan dediğim gibi bu döneme bir uyarlama Orosava bunu 2003 yılında yapıyor ki da aslında Pluto öncesinde birçoğunuzun yine bildiğini tahmin ettiğim önemli bir eseri var Monster. Monster hep böyle animeye girişte ya da manga okumaya yeni başlayanlar hep önerilen bir iştir. Çok gerçekçi olduğu için daha böyle o klasik anime tarzından, herkes hemen ısınamadığı anime tarzından Biraz uzak olduğu düşünülen bir şey olduğu için çok tavsiye edilir. Ben de 2010'larda izlemiştim ama e, tabi biraz üstünden vakit geçti. Şimdi o da Netflix'e geldi. Bu arada çok uzun süredir bir yerde bulup izlemek zor oluyordu. Tabi böyle YouTube'da aşırı düşük kalite versiyonları falan vardı. Onu da bir ara konuşacağız. O da çok e, önemli bir iştir. Sonra 20th Century Boys'u yaptı Urasova. O da bir ses getirdi. Üstüne de Pluto'yu yaptı 2003-2009 yılları arasında. Şimdi Pluto bunların içinde bence en kıymetlisi. Çünkü benim de çok sevdiğim bilim kurgu janısın ki çok uzun süredir kullanılan işte robotların insanlaşması, bu insanlaşma olurken aslında robotların bir temsile dönüp de ırkçılığı özellikle temsil ettiği birçok hikaye izlemişizdir. Genelde robotların ve teknolojinin ilerlemesi de insanlığın pek hayrına olmaz. Ama bu genelde hep, ya işte onları çok geliştirdik, zeka verdik, kötü ettik falan gibi biraz daha artık çok alıştığımız ve bence bir noktadan sonra e, yer yer sığ da yeren bir bakış açısı. Burada tamamen iç içe geçiyor, robotlar bir temsile dönüyor ve bambaşka bir hikaye ortaya çıkıyor. O yüzden de çok iyi bir eser Pluto. Bir kişiden daha bahsedeceğim. Yönetmen Kawaguchi, e, geçmişte çok büyük işlerde çalışmış, önemli bir animatör. İşte Akira'lar, e, Evangelion'lar, Ghost in the Shell'lerde... Yer almış bir isiminde ilk yönetmenliği ve bence çok iyi iş çıkarmış. Peki Pluto'nun basitçe hikayesine Şu, Gezist isimli, biraz ismini okumakta zorlanıyorum ama umarım Almancası olanları çok tetiklemem. Gezist isimli karakterimiz, robot bir dedektif. 39. Orta Asya Savaşı döneminde oraya incelemeler yapmaya gitmiş ve... ...dünya yok edebilecek robotlar üretip üretmediklerini, İran'ın bu robotları üretip üretmediğini... Tespit etmeye gitmiş bir kurul ve o savaşta savaşmış 7 önemli robotun katledilmesiyle başlayan bir süreç var. Dedektifimiz Gezir de bunları araştırmaya başlıyor ve işler inanılmaz sarpa sarıyor. Biz de yolda bir sürü karakterle tanışıyoruz. Bu karakterlerin geçmiş hikayelerini, yan hikayelerini izliyoruz ve hepsi bütünleşip bizi finale götürüyor. Girişte bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Bu eserin yazıldığı yıldan, 2003 yılından. Tam da 2003 yılında Irak Savaşı başlamıştı ki Irak Savaşı'nın öncesine giderseniz işte... Hep orada böyle bir nükleer tehlike var. Bizi yok edecekler. Amerika'nın özellikle 2001 sonrası yarattığı ve dünyaya saldığı paranoya bunu çok tetiklemişti. Ve orada bize bir tehdit, tehdit burada bizi mahvedecekler ki işin zaten daha dramatik yanı yıllarca Amerika'nın, Rusya'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın ve daha bir sürü Batı ülkesinin doğuda oradaki kaynakları elde etmek için bölgesi olarak beslediği, semirttiği birçok oluşum günün sonunda onları tırmalamıştı. Bu da aslında onun sonuçlarından biriydi. Bahane arıyorlardı ve Irak Savaşı 2003 yılında başlamıştı. Tam da o döneme denk geliyor. Benzer bir hikayeyle oraya giriyor. O yüzden bendeki yeri biraz farklıdır ki işte 90'ları yaşamış, aranızda 90'ları yaşamış olanlar varsa onlar da zaten bunu hissedecekler. O dönemde farklı bir Irak aslında genel söylersem hep bir Asya yani Orta Asya ve Doğu Doğu'nun e, içinde olduğu hep bir savaş ortamı Batı tarafından yaratılmıştı. Bunu neden Doğu-Batı diye ayırdım? Burada da aslında elimizde Doğu ve Batı olarak iki önemli büyük güç var artık. Biri Pers Krallığı Doğu'yu temsil eden, diğeri de Batı'yı temsil eden Trakya Birliği. Yani bilinmez bir tarih diyelim. Bu tarihte aslında iki büyük oluşumun neden birbiriyle savaştığının temeli alan bir hikaye var elimizde. İşte buradan da robotların hikayesini savaşın bir parçası olarak başlatmıştı. Urosova'nın çok kıymetli yaptığı bir iş. Neden kıymetli? Çünkü e, savaş sonrasını biz genelde görüyoruz. Yani nerede görüyoruz? İşte bugün NBA vesaire konuşuyoruz. Orada maçları izliyoruz. Böyle devre arasında bir gazi geliyor. Artık e, hayatından mutlu mu diyeyim belli değil. Orada böyle alkışlanıyor. Sonra gidiyor. Hepimiz eğlencemize geri dönüyoruz. Ya da işte yıllardır karşılaştığımız ya da gittiğimiz artık pek yapılmıyor ama e, eğlencelerde işte dönüm yıllarının kutlanmalarında, cumhuriyet kutlamalarında vesaire hep böyle o dönemde yaşamış insanlar, onların torunları, ne bileyim ya da onların miras bıraktığı insanlar gelir. Hepimiz bir alkışlarız sonra hüzünlü bir şekilde giderler. Çok da düşünmeyiz üstlerine. Hatta orada savaşanları genelde bazen suçlarız. E, gitmeseydi kardeşim falan diye. Ama işin geçmişi ya da arka planı her zaman düşündüğümüz gibi olmaz. Ki bugünün savaşları da hani daha bölgesel savaşları da, kitlesel savaşları da çok benzer sonuçları yaratır. İşte burada robotları devreye sokuyor ve Pluto da aslında bir e, insanlaşan robotlar hikayesini yani aslında insan olan ama artık robotlaşmış ve bir şekilde insandan uzaklaşmış, artık empatisi kalmamış, vicdanı e, yozlaşmış, e, zihni iyice böyle mekanikleşmiş insan temsillerini görüyoruz robotlar üzerinden. Bu da bizi klasik bir işte robotlarla üzerinden ırkçılık anlatılıyor, hikayesinin çok daha ötesine taşıyor. Özellikle bunu iki kutuplu bir dünyaya çevirip, burada yapılan savaşlar, işte buradan çıkan savaş suçluları, e, yine bu savaş neticesinde semiren güçlenen zenginlerin, ...sadece insanla değil robotları da ve aslında insanlaşan robotları nasıl kullandığını... ...hikayenin her noktasında bizim ağzımıza yüzümüze Urosova çok güzel vuruyor. Zaten burada temel anlatı da şu. Yani robotları programlayıp ya da onları işte yaratıp bir göreve atayabiliyorsun. İnsanları da yollayabiliyorsun. Zaten sıkıntı şu ki bunlar döndüğünde onların zihnine ve zihnine kazananları değiştirebiliyor musun? İşte zaten tarihte iyi izlediğimiz, tarihinde iyi olarak tanımladığımız savaş filmleri genelde savaş sonrası ya da savaş sırasındaki travmalara odaklanır. Bu travmaların yaratıcılarının aslında dünyayı nasıl mahvettiğine odaklanır. Mesela Apokalips Now bu açıdan çok iyi bir iştir. Yine Amerika'nın orada ne işi var diye sorgulamanın çok daha ötesine geçersiniz. İşte insanlar geri döndüklerinde robotlar gibi zihinleri silinemiyor aslında. Yani onlar hep bununla yaşamaya devam ediyorlar. Ve orada belki de o dönem için çok kıymetli gördükleri, onlara inandırdıkları, inandırıldıkları, zihnine yerleştiren nefretlerin doğru olduğuna inanarak oraya gittikleri insanlar bunlar. İşte Milliyetçilik gibi aslında evet bir açıdan belki anlamlı yerleri olabilir ama savaş ortamı geldiğinde neden orada olduğunu sorgulatmayacak ve zihnini köreltecek bir milliyetçilik çok iyi bir şey değil. Ve bu insanlar aslında bu fikirlerin nereden geldiğini bile bir noktada unutmaya başlıyor. İşte robotlarda bunu silebiliyorsunuz denir ya işte siliyorsun zihni geçiyor. İşte burada aslında robotların insanlaşma e, aşaması bu bütün farklı kültürler kültürlerden gelen ve tecrübeleri yaşayan insanların e, hayat tecrübeleriyle paralel gitmeye başlıyor. Yani bir robot ne yaşıyorsa aslında onu bir noktadan sonra yapay zeka bir yerde bir bilinçaltı yaratıp oraya itmeye başlıyor. Siz ne kadar silmeyi çalışsanız da Asto diskinden, zihninden, yapay zekasından çıkmıyor. Aynı insanlarda olduğu gibi. Urosova'da bütün bu süreci ele alıp bu insanların, e, hani robotlar evet bir mekanda yaratılıyor. Bir fabrikadan çıkıyor ve orada onu yaratanın aslında e, ona verebilecekleriyle hayata geçiyor. Ama insanlar da aslında böyle. Yani çok belirli ortamlardan, belirli kültürlerden, çok farklı backgroundlardan, çok farklı ülkelerden çıkıyor. Orada alabileceğini alıyor. Orada o zihnine nefret tohumları ekiliyor ve bir noktada hayatının bir noktasında savaşmaya ya da birine karşı düşmanlık etmeye, birilerini öldürmeye, birilerine kötülük etmeye doğru meyil ediyor. Şimdi peki robotlar burada nerede? Tabii klasik bir savaş anlatısı ya da post savaş anlatısında genelde biz insanları izleriz. Robotlar burada ya kullanılıp atılan ya da çok üzerine durulmayan parçalardır. İşte bu yüzden robotları genel bir insan temsiline çeviriyor Urosova. Aslında robotlar burada genel olarak dünyada sadece savaşın içerisinde nesne olarak görülen, dışlanan, bir öteki olmaya en yakın, ırkçılığa uğramaya en yakın grupları temsil ediyor. İşte kim bunlar? İşte farklı ırklardan insanlar, hayvanlar, çocuklar, yaşlılar... Duruma göre işte onların artık sivil hayata döndüklerinde yaşadıklarını vurgulayan hikayelerde askerler, polisler ve onların aslında kendi hayatlarının neden olamaması ya da geçmişten onların neden bu işleri seçtiğiyle ilgili nasıl bir hayat yaşadıklarının anlatılması bunlar hep robot temsiliyle yapılıyor. Yani robotlar aslında insanlarda olan her şeyin bir metaforu gibi Pluto'da. İşte bu hikayenin yine temel çıkış noktalarından biri işte robotları mesela programlayıp başka bir yere atayabiliyorsunuz. Peki insanları yapabiliyor musunuz? Ya onların zihninden yaşadıklarını silebiliyor musunuz? Ki işte burada aslında robot ve insan kavramını bayağı iç içe geçirmeye başlıyor o bunu Bunda neden yapıyor? Yani işte klasik robotlar insanlaşıyor anlatısının ötesine geçmek için. Yani bir insanın zihninden silemediğin her şey, nefret, işte o yaşanmışlıklar ya da e, travmalar, ne bileyim ailesinden gelen, yaşadıklarından gelen, ölümlerden gelen bunların hiçbirini silemiyor. Ve aslında bir noktada ya bilinçaltında geriye bir yerlere itiyor ve bir noktada bir şeyler onu tetikleyip tekrar ortaya çıkarıyor. Ve bir anda e, yine psikolojisi bozulan e, bir varlığa dönüşebiliyor insan. İşte robotlaşma sürecinden çok aslında insanın neden birinin diğer olduğunu, aslında insan robot robot insan geçişkenliğinin neden iç içe geçmiş olduğunu anlatmaya çalışıyor ki günün sonunda zaten benim de çok konuştuğum bir şey yani bugün bir şekilde kendinizi yukarıda gördüğünüz ya da farklı gördüğünüz bir diğer insandan çok uzakta değiliz yani değilsiniz hiçbirimiz değiliz ya yani bir gün birimiz diğerinin ötekisi olacak ötekisi birinin tepesindeki bir zengin olacak ya da işte altındaki bir fakir olacak hizmetçisi olacak ne bileyim onun askeri olacak ya da işte sadece fikir ya sapıkça fikirlerin ya da düşmanca horatça fikirlerinin hiç farkında olmadan taşıyıcısı olacak. Bunların hiçbirinden kaçamıyor aslında insan. İşte insan robot ilişkisinin de iç içe geçişi yani zihin olarak iç içe geçişi de burada hikayenin temelini oturuyor. Tabi burada yine robotların ya da işte temsil olarak insanların hep yaptıkları işleri de yine bu ötekileştirme hikayesinin içine alıyor. Nedir bunlar işte hizmetçilik, işçilik, genel olarak hizmet sektörü. <laughs> Bugün de aslında hep duyduğunuz bir tanımdır yani modern köyler. Artık finans bozuldukça, ekonomi bozuldukça daha doğrusu insanların finansmanı sekteye uğradıkça çok daha zor işleri, çok daha düşük paralara, çok daha düşük hayat standartlarına yapmayı kabul etmek zorunda kalıyorlar. Aslında biz de bu baskıyı hep insanlar üzerinden tekrarlayarak suçluyoruz hatta bazen. İşte burada da aslında bir robot işini yapamadım, vur kafasına. E Bizde de çok farklı değil. Bir insan kötü bir işte çalışıyorsa yeterince çalışmıyordur. Hmm, kendini geliştirmemiştir, eğitim almamıştır, ya alamadıysa ya geliştirecek imkanları yoksa ya buna uygun bir bilgisayarı bile yoksa e, o zamanda geçmişten hatalı kardeşim baştan yapacaktı bunları kendine yatırım yapacaktı o kahve içmeyecekti falan gibi bir yere getiriyoruz halbuki sorun çok daha büyük çok daha tepeden gelen bir şey burada da işte bu insanların kendi hatalarını ya da kendi suçlarını direkt robotlar üzerinden... ...çözüp vicdanlığını rahatlatma süreçlerini e, işlemeye de geçiyor hikaye. E, bunu yaparken de bu arada çok güzel bir görsel dünya kuruyor. E, yani burada yine 3D ile 2D'nin iç içe geçişi. Evet minik bir eleştirim olabilir. Evet çok övdüğüm e, Slam Dunk kadar sumut bir geçiş yok. Ama şu açıdan ben yine iyi buldum. Çünkü daha teknolojik aletler... Işte ...araçlar, uçaklar, e, helikopterler genelde 3D ile modellenmiş ve daha teknolojik duruyorlar, böyle bir denge yakalamışlar. Özellikle büyük bir hortum sahnesi göreceksiniz birkaç kere, o hortumdaki hareketlerin yine 3D ile çok iyi 2D'ye yedirildiğini gördüğümüz anlar var. Yer yer sırıtıyor dediğim gibi. Özellikle ama benim beğendiğim kısım iç mekan yaratımları. Binalar, şehirler, özellikle karakterlerin içinde bulunduğu her dış çevre, dış faktör çok iyi planlanmış. Çevre de, doğa da bu şekilde. E bu da şu açıdan önemli zaten insanın aslında çevresel uyumu. Yani biz de bu dünyanın bir parçasıysak bu doğanın bir parçasıyız. E, ve bunun parçası olduğumuzu hem kapalı mekanlarda hem açık mekanlarda Pluto'nun animesi bize devamlı hissettiriyor. Şimdi aslında biraz tema tema gidiyor gibi olacağım ama aslında iyi fikir olabilir bu. Belki de parça parça biraz böyle gitmeliyiz çünkü videoda çok uzatmak istemiyorum. Burada genel olarak ki bunu Westworld'de de görmüştük işte robotların insanlaşmasında ona bazı duyguların yüklenmesi lazım ki işte o büyük puzzle'ı çözsün ve insanlaşmaya başlasın. Ve bunun için de ona devamlı böyle işte nefret, hüzün ya da daha böyle sert duygular, dengesiz duygular yaratabilecek şeyleri yükleyecek olaylar yaşatılır. Ve aslında biraz daha böyle işte galiba Westworld'de hülyalanma böyle bir şey diye çevirmişlerdi. Aslında bu biraz daha böyle rüyalara dalma, kendi düşüncesini, fikrini yaratma, geçmiş tecrübelerle bir duyguya sahip olma, bir duygu hissiyata sahip olma. Robotlar üzerinde en çok uğraşılan konulardan biridir onları insanlaştırmak için. Burada Pluto burada bazı şeyleri terse çeviriyor. Evet bazı karakterler. Önemli karakterler işte Temma bu hikayenin önemli karakterlerinden biri. Ochanizumu karakteri de yine keza böyle. Bu iki karakter aslında iki farklı bakışı temsil ediyorlar. Ve birisi aslında robotlara daha sert duygular yüklemeye çalışırken. Öbürü daha insani daha evet hüzün keder olsa da daha sakin daha mutluluğu ön plana çıkartan. Biraz daha yaratmayı yaşatmayı ön plana çıkartan. İşte bunda çocuk sahiplenme, çocuk evlat edinme üzerinden kurgulayan iki farklı düşünceyi karşı karşıya getiriyor. Zaten Pluto'nun genel akışına bakarsanız animeyi tamamladığınızda ve başa döndüğünüzde tekrar bunu çok rahat hissedersiniz. Hep böyle ikili çatışmaların e, parça parça iç içe yer girdiği bir iş. E, ve hep farklı düşünceler dünya üzerine, insanlık üzerine, farklı düşünce yapılarının bir çatışmasını görüyorsunuz bütün hikaye boyunca. Bu da işte robotların yaratılma sürecinde onları yaratanların onlara nasıl baktığı ve nasıl kullanmak istediği. Kullanmak burada önemli bir tabir aslında. Bunu çocuklarınız için de aslında bu planı yapıyorsunuz. Bu da nereden çıkıyor? Hep çocuklarına şöyle bakan insanları duyarsınız. Benim yapamadığımı onlar yapacak. Bana bakacak. Bana işte o şu üniversitelerde okuyacak. Çok büyük olacak. Doktor olacak falan. Halbuki bu onun zihnini kontrol etmekten farklı bir şey değil ya da fikirlerinizi ona aşılayıp ona zor bir hayat yaratmaktan başka bir şey değil. Sonunda da zaten yine bir çatışma doğuyor ve karakter oluşturmaya çalıştığınız, çocuğun üzerinde oluşturmaya çalıştığınız karakter bir yerde sizi kusuyor. E bu ikilikler de işte robot insan ilişkisine kadar e, kümülatif bir şekilde birleşiyor. Şimdi burada zaten robotların biraz daha bu nefretin doğuşu ve nefretten nefret, nefretin nefret doğurması hikayesini bir şekilde ayıp insanın yapamadığını yapıp ya olan siz bunu devamlı yapıyorsunuz e, ve savaşmaktan öteye gidemiyorsunuz biz bunu çözebiliriz anlamaları işte hikayenin en güzel yerlerinden biri korkmayın bu bir spoiler değil zaten ana temalardan biri nasıl olduğunu e, oraya nasıl vardığımızı söylemeyeceğim ama beni en etkileyen yani kısmı hikayenin bu yani bizim insanlık ol olarak çözemediğimiz birçok şeyi farklı duyguları daha pozitif duyguları keşfederek, ilk kez keşfederek yaşayan robotların bizim çok hızlıca ötemize geçmesi beni çok etkiliyor bu Pluto'da. Önemli çünkü biz bazı şeylerden vazgeçemiyoruz. Ve bunu aslında çok nasıl diyeyim mantıklı olduğunu düşünerek yapıyoruz. İşte kazanmalıyız, hayatta kalmalıyız, güçlü olmalıyız. Biz ezmezsek ezerler falan gibi böyle hep daha militarist bir yerden, hiç pasifist olmayan bir yerden bakıyoruz. Ve hep bir korkuyla işte o zihinlere ekilen nefretle, o korkuyla Bunları hep karşıladığımız için hayatta kalma içgüdümüz robotların çok gerisinde kalıyor. Robotların da bir hayatta kalma içgüdüsü oluşuyor tabii bu hikayede ama onlar daha pozitif çözümleri buldukları anda, daha militarist olmayan, daha barışçıl, insanları hüzünlerini, daha doğrusu kendi hüzünlerini nasıl bastırabileceklerini de nasıl düşürebileceklerini, nasıl daha mutlu olabileceklerini çözdükleri anda insanlığın kat be kat ötesine geçiyorlar. Dediğim gibi Pluto'da en sevdiğim e, anlatı bu herhalde. Yine bugünün ta önemli tartışma konularından biri yapay zeka her açıdan. Tabii biz daha sanat tarafında tartışıyoruz şu anda ama yapay zeka tabii robotlar içinde önemli bir parça. Ki o da çok tartışılıyor işte. En son sanırım Google'da olmuştu böyle. ...aa yarattıkları yapay zeka çok tehlikeli bir yere gidiyor. Ben gidiyorum diyen bir abimiz vardı şu an adını hatırlamıyorum. Tabi biraz abarttı söylüyor yani altı üstü bir chatbot'tan ne bekliyorsun? İşte bu korku aslında oradan da başlıyor. Abi robotları öyle bir yapacağız ki AI işte full insan gibi olacak. İşte bu aslında bize bak kendimize bakış açımızla ilgili. Ya biz zaten kendimize güvenmediğimiz için kafa yapısı olarak ulan bu benim yanındaki beni öldürür mü diye gezdiğimiz için aslında herkes oraya etildiği için tepeden robotlara da böyle bakmamız çok normal. Eğer robotların da bir insan gibi olacağını düşünüyorsak evet korkmalıyız yani. İşte burada aslında yapay zeka oluşturma Süreci de başka bir teması Pluto'nun. Aslında bir yapay zeka oluşturma değil, oraya bir kalp yerleştirmeye çalışıyor. Ve farklı karakterler hep birbirine dokunuyorlar. Robotlar sarılıyorlar. Aslında hiç bilmedikleri hisler bunlar. Ve orada sıcaklığı hissediyorlar. Aslında robot bir makine olarak soğuk olmalıyken o sıcaklığı hissettiğinde gerçekten bir kalp oluşumuna doğru gidiyor konu. Bu, buradaki kalp tabii ki temsil işte vicdanlı, empatik, mutlu, hüzünlense de buna doğru tepkiler verebilen ya da bunu bir şekilde tamir etmeye çalışan, kendisini tamir etmeye çalışan robotlar o sıcaklığı çevresine yaymaya başlıyor ki insanlar için de hep denir zaten sarılmak çok önemlidir diye. Robotların çok hissedebildiği bir şey değil ama onu hissetmeye başlayarak aslında yapay zekaya daha ileri bir yapay zeka şoku vermek yerine bir kalp sahibi olmanın nasıl hissettirdiği hissettireceğini de anlatan böyle bir teması olan bir iş Pluto. Zihinlere yerleştiren nefretler dedik, korkular dedik, şunlar bunlar işte travmalar vesaire. Şimdi bunların tamamının birleşiminde yine bu hikayenin başka bir teması robotların hissedemediği ya da tamamen mantıksız bulduğu bir nokta daha var. Bunu insanlar artık son çözüm noktası olarak gidiyorlar ve ben buna açıkçası saygı duyuyorum. Zaten bazı ülkelerde bu bir hak. Sanırım İsviçre'de vardı ötenez hakkı. Ölüm isteği. Tabi bu çok tartışmalı bir konu. Çok derinle girmeyeceğim burada. Bir anime konuşurken bu çözülebilecek ya da uzun uzun konuşulabilecek bir ortam değil şu anda ama insanın ölme isteği herhalde bu hikayede robotlar en mantıksız gelen ve çözemedikleri konulardan biri ya da tam tersine birisi için ölme isteği İşte çocukları için mesela burada bir karakter bir noktada çocuğu için işte dünyanın sonuna kadar işte e, seni yaşatacağım, sen ölsen de ben ölmeyeceğim, senin için ölürüm falan tarzı cümleler kuruyor. E, bunu robot anlayamıyor. Yani neden ölüyoruz? Yani bizim yaşamamız gerekmiyor mu? Bazı şeyleri hissetmek, güzel, mutlu bir hayat sürmek için. E, ölüm hissi, ölüm hissiyatı, ölme isteği daha doğrusu e, yine bu Plüton'un çok sert temalarından biri. Şimdi böyle anlatınca zaten üst üste şunu anlamışsınızdır. Bir yerden sonra içiniz kuruyor. Evet. Yani şunu söylemem lazım. Pluto neşeli bir iş değil. Pluto aksiyonu bol bir iş değil. Pluto karakterleri çok yoğun duygulara sahip robot insan ayırmadan söylüyorum bunu ve sizi de çok etkileyecek sahnelere sahip bir iş. O yüzden bütün bunlar birleştiğinde gerçekten özellikle 3. bölümden sonra 4, 5, 6, 7, 8 derken her bölümde yüreğinizi parçalayacak böyle kalbinizi böyle avucuna sıkacak hikayeler izleyip e, baya kötü etkileneceksiniz onu söyleyeyim yani. Evet bence Blade Runner kadar kıymetli olan Pluto'yu çok da uzatmak istemiyorum çünkü artık bu saatten sonra ne söylesem çok spoiler olabilir. O keyfinizde kaçırmanızı istemiyorum. Yani bu gerçekten keşfetmeniz gereken, izlemeniz gereken bir iş. Daha spoilerlı bir konuşmayı ya da hikayeyle ilgili merak ettiğiniz şeyleri bir canlı yayında tabii ki konuşup tartışabiliriz. Gayet de güzel olur. O yüzden kapanışa geçerken aslında birazcık küçük hikayeler ve o küçük hikayelerin birleşiminden ve bahsettim video boyunca o küçük hikayelerden birkaç örnek vereceğim. izlerken de bence özellikle odaklanıp çok keyif alabileceğiniz kısımlar onlar. Sör Duncan'la ve North Note'unun hikayesi. Uran ve Uncle'ın un hikayesi ki bu aslında temelde bir işçi hikayesi. İşçinin bedeninde yeniden var olan bir karakterin tekrardan çevresine yaratma ya da işte çevresini canlandırma, içgüdülerine sahip olması, özelliklerine sahip olması çok güzel bir birleşim. Çok iyi bir damar yakalamış burada var. İyi bir metafor yakalamış daha doğrusu. Uran karakteri de yine Plüton önemli parçalarından biri. En az atom kadar önemli. Bu onun da en önemli özelliklerinden biri ki işte Uran'la Uncle hikayesi onu göreceksiniz. Hüznü hissedebiliyor. Özellikle sadece insanların değil hayvanların da hüznünü hissedebiliyor. Burada şu parantezi açmam lazım yine Rossovan'ın ve belki de e, şu an okumadığım için net bir şey diyeceğim de diyemeyeceğim ama Tezuka'nın yakaladığı önemli şeylerden biri ki benim çok hoşuma gidiyor burada insanları kutsallaştırıp bakın işte biz robot yarattık evet hatalarımızı anladık şimdi daha iyi olacağız gibi böyle devamlı e, insanlığı yücelten bir bakış açısında değil burada bütün canlılara benzer değeri veriyor robotları da zaten temsil olarak da canlı yerine koyuyor. Bitkiler keza burada çok önemli bir role sahipler. Göreceksiniz zaten hikaye izleyince. Uran da bir anda hikayenin bu insanla insanlığı kutsallaştırmayan parçasının en önemli karakterlerinden biri oluyor ve merkezine oturuyor. Onun dışında Geziş ve Has'ın hikayesi. Yine e, Nazi döneminden bugüne gelen bir karakterin aslında kesinlikle yan yana gele, gelemeyeceği hatta onun öldürmek istediği başka bir karakterle yan yana gelme hikayesi. Burada bir robot ve bir insan aslında zihindeki nefreti yok edip edemeyeceklerini e, görmeye başlıyorlar. Oçana, Mizu ve Yaşlı köpeğin hikayesi. Bu zaten hüzünlü buna girmeyeceğim. Ten ve Tobio'nun hikayesi. Pluto ve Atom'un. Ve, ve buradaki bu da yine en sevdiğim temalardan biri yani bir savaşta kimse kahraman olamaz ee, yine Urosova'nın ve Tezuka'nın müthiş yakaladığı bir e, insanlık hikayesi üstüne de Helena ve Atom'un diyaloğu bu diyalogda sizi ağlatmazsa gelin paranız iade bende yani evet birden fazla karaktere var birden fazla karakter arkı var ama e, hiçbir şekilde kopuk değil hiçbir şekilde bir boşluk kalmıyor hiçbir şekilde sizi hikayeden kopmuş hissettirmiyor Aksine hepsi çok kıymetli ve hikayeyi bütünleştiren, sizi o daha da hüzünlü sona getiren parçalar. Tabi burada şu küçük eleştiği yapabilirim. Çok karakter, çok isim. Takip etmesi biraz zor. Çok fazla flashback var aslında bunlar flashback olarak girmiyor birçok kareye. O yüzden dikkatli takip etmenizi öneririm. Hani bu anlayacaksınız falan gibi bir yerden değil. Sizin seyir zevkinizi bozar. Hikaye anlatımında biraz bu riski almışlar. Belki bir tık aralarda anlatılabilirdi bunlar ama hiç o topa girmemiş e, yapımcı ve yönetmen. Ya, ya da bu arada projede e, öne, yani direkt danışma olarak yer almış. O da zaten onun onayıyla yapılmış bu iş. E, zaten hikaye anlatımda senaryoda karıştığı yerler olmuş. Muhtemelen o istemişti zaten. Bu arada manga da böyle ki manga da bunun takibi daha zor. Hele böyle üst üste okumazsanız Böyle ara verip okursanız, aha ne olmuştu, oğlum, neredeyiz, kim bunlar falan olabiliyorsunuz. Çünkü çok fazla karakter ve onların geçmiş ve gelecek hikayesi var. O yüzden dikkatli izleyin derim. Evet, bence Pluto, Blade Runner kadar önemli bir iş. Ama bu bilim kurgu dizileri, filmleri, kitapları vesaireyle ilgili hep şöyle bir sıkıntım var benim. Kapanışında da onu söylemek istiyorum bu videonun. İşte Blade Runner'ı izliyoruz, Terminator'ları izliyoruz, ne bileyim hatta bilim kurgudan çıkalım. Apokalips sınavı gibi savaş filmlerini izliyoruz. Çok övüyoruz bunları. Çok konuşuyoruz. Üzerine yıllarca tartışıyoruz. Ama bunlardan bir şey anlıyor muyuz? Ben emin değilim. Yani Pluto biraz aslında şey gibi bir iş. Yani abi bunun yaşı geldiğinde, 18 yaşını geçtiğinizde hayata girerken bir kere izlemeniz lazım bu iş. Özellikle savaş dinamiği nedir? İnsanların neden nefret dolu olduğunu. Neden birbirimizle ilgili bu ırkçı düşüncelere, hiç fark etmediğimiz ırkçı düşüncelere sahip olduğumuzu, bunların zihnimize nasıl bir tohum gibi ekildiğini anlamak için gerçekten tam o aracı işlerden biri Pluto. Çünkü bugün de yine Pluto'yu birileri izleyecek, konuşacak, tartışacak, çok övecek, 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 arkadaşlarına bahsedecek. Evet belki az bir kitle izleyecek ama birileri bunu konuşacak ve hiçbir ders almayacak, hiç bunun üzerine düşünmeyecek, konuşmayacak. Ve aslında Plüto'nun da bize söylediği gibi yani anime söylediği gibi böyle zihnimizdeki o böyle kocaman kurak çöldeki o fikir çölünde asla yaşarmayacak, değişmeyecek. Yeniden böyle farklı bir hayata evrilmeyecek. O dandik fikirlerimizi, dandik duygularımızı, nefretimizi sürdürmeye devam edeceğiz gibi hissediyorum. E bu da beni üzüyor açıkçası ki bu Urosova'yı da üzüyor bu belli ki Tezuka'yı da üzmüş. Onların da üzüntüsü bu hikaye yansımış. Umarım Pluto izlediğinizde sizde bir şeyler tetikler. Ve bazı anlam veremediğiniz duygularınızı ya ben bu insandan, bu olaydan ya da bu izlediğim şeyden niye nefret ediyorum? Niye buna tepki veriyorum? Bana ne zararı var? Ya da bu insan niye burada? Bir insanın farklı bir coğrafyada olmasına ben niye tepki veriyorum acaba? Bunun suçlusu kim ya? Burada hatalı kim? Bir dakika benim bunu bir düşünmem lazım. Diyebilirseniz bu işten sonra işte o zaman Pluto'nun, bugün çok kullandığım o kelimeyi tekrar söyleyeceğim, kıymeti, değeri sizin için, insanlık için ve hatta belki gelecekte robotlar için çok daha fazla olacak. Pluto'yu izleyin, evet yine birazcık kısa bir video yapmaya çalıştım ve evet, bu sefer kısa oldu benim standardımdan. Hiç spoiler'a girmedim, evet belki bazınız, bazınız için hayal kırıklığı olabilir. Oha bir ya derine girecektim, dinleyecektik diye. Yani ben bu işi biraz sizin keşfetmenizi istiyorum. O yüzden e, sıfır spoilerla konuştum. Ama dediğim gibi izleyenler gelirler. Bir sonraki haftaya mesela salı günü bir goy goy yayınımız olacak yine muhabbet yayınımız. E, orada izleyenlerle daha derinle inerek daha spoilerlı bir şekilde de konuşabiliriz. Ya da farklı bir canlı yayında yine gündemimize getiririz. Kendinize iyi bakın. Pluto'yu izleyin, izlettirin. Bu ara Netflix'e müthiş animeler geliyor. Blue Eye Samurai gibi bir iş daha geldi. Onu da yakında izleyeceğim. Bir canlı yayında onu da konuşacağız. Kendinize iyi bakın. Haydi bay bay.